karşınızda. Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olan Deniz Harp Okulu'nun kuruluşu 18. yüzyıla dayanır. Deniz Harp Okulu'nun temelini teşkil eden ve Tersane Hendesi Hanesi adını taşıyan okul, 1773 yılında 3. Mustafa zamanında Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından kurulur. Okul, 1838 yılında Heybeliada'da 2. Mahmut tarafından yaptırılan Kalyoncu Kışlası'na taşınır. Cumhuriyet döneminde Bahriye Mektebi'ne ilk olarak 1924 yılında güverte, makine ve katip sınıflarında okutulmak üzere öğrenci alınır. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Balkanları işgal etmeye başladığı 1941 yılının 23 Mayıs'ında okul Mersin'e taşınarak piyade kışlasına yerleştirilir. Deniz Harp Okulu tekrar Heybeliada'ya taşındığı 9 Eylül 1946 tarihine kadar burada kalır. Zaman içinde Heybeliada'daki tesislerin gelişen eğitim sistemlerinin gereklerini karşılayamaması nedeniyle 31 Temmuz 1985 tarihinde Tuzla'da Modern Deniz Harp Okulu tesisleri açılır. Okul halen bu tesislerde eğitim vermektedir. Deniz Harp Okulu'nda öğretim 4 yıl olup her akademik yıl 3 döneme ayrılır. İlk 2 dönem 16'şar haftalık, 3. dönemse 4 ila 7 haftalık süreyi kapsar. 1. ve 2. dönemlerde haftada 25 saat ders, 3. dönemde ise yaz eğitimleri yapılır. Akademik öğretim kadromuzda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yetişmiş kadrosunda oluşan askeri öğretim elemanları ile İstanbul Mümtaz Üniversitesi'ne gelen yetişmiş sivil öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Deniz Harp Okulu'nda 10 öğrenci yaklaşık olarak bir öğretim elemanı düşmektedir. 4 yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimi süresince öğrenciler 1. sınıfta temel fen ve sosyal bilimlere ait dersleri ortak olarak görürler. 2. sınıftan itibarense kendi istekleri, başarı durumları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel planlarına göre belirlenen dallardan birini seçerek lisans eğitimi alırlar. Deniz Harp Okulu öğrencilerine en az bir yabancı dilde konuşma, anlama ve araştırma yaparken yabancı literatürü takip edebilme becerisini kazandırmak amacıyla yoğun olarak İngilizce ve Almanca dersleri verilir. Ayrıca 2011-2012 yılından itibaren istekli öğrencilere kurs mahiyetinde Japonca öğretilmektedir. Deniz Harp Okulu'nda yer alan Öğrenci Alay Komutanlığı, sorumluluğunda öğrencilere subay karakter gelişim, mesleki gelişim ve fiziki gelişim olmak üzere toplam 1504 saat uygulamalı liderlik eğitimleri programı olan Barbaros İşlevsel Liderlik Eğitim Programı uygulanmaktadır. Biz bunu yaparken özellikle şuna dikkat ediyoruz.
onlara bir Bahriyeli karakteri kazandırmak. Belki de bir bakıma şunu da söyleyebiliriz. Yeniden bir karakter inşası burada belki de yapılıyor. Bu anlamda da biz çok iddialıyız. 241 senelik tecrübeyi adeta bilimselliğin imbiğinden geçirip 4 yıl süresince bilinçli ve programlı bir şekilde bu arkadaşlarımıza bunu kazandırıyoruz. Ve biz bunu yıl içerisinde yaptığımız veli günlerinde beni en çok mutlu eden velilerimizden bunu birebir almak, bunu onların gözlerinde görmek. Komutanım biz yıllardır uğraşıyoruz, bu çocukta şunları şunlar olmadı ama şimdi bu bunlar değişti diye o karakter özelliklerini, kişilik özelliklerini, gelişmeleri duydukça açıkçası biz seviniyoruz. Barbaros İşlevsel Liderlik Eğitim Programı dediğimiz 4 sene 2088 saatten oluşan 14 ayrı dersin içinde olduğu ama bu derslerin hiçbirisinin bildiğimiz anlamda çocukları sıkan sınıf dersleri gibi olmadığı, bunların %80'in açık alanda, denizde veya arazide, spor sahalarında, spor tesislerinde geçtiğini ifade edebilirim. Onlara biz bir şeyleri yaparken öğretmek istiyoruz. Öğrendiklerini hissetsinler. Onun yükünü akademik tarafta, evet orada da doğal olarak mühendislik eğitim veriyoruz, bir yük var. Ama onunla ikisi arasında bu anlamda bir fark olsun. Burada yorulmadan öğrensinler istiyoruz. Yorulmanın ötesinde dinlenmelerin, aktif bir dinlenme olarak da biz buna bakıyoruz. Her bir Deniz Harp Okulu öğrencisi, ekip çalışması anlayışının gelişmesi için bir takım sporu, kendi özgüvenini artırmak ve fiziki yeteneklerini geliştirmek için de bir ferdi spor dalında faaliyet göstermek zorundadır. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Gücü Takımı'nın %90'ını oluşturan Deniz Harp Okulu öğrencileri, öncelikle yat, yelken, kürek olmak üzere yüzme, kano, rüzgar sörfü, triatlon, pentatlon, atletizm ve atıcılık branşlarındaki spor faaliyetlerine iştirak ederler. Bir Bahriyeli olarak denize alışmak, rüzgarla tanışmak için birinci sınıftan itibaren motorsuz statoslarla ilk önce rüzgarla tanışmak için denize çıkıyoruz. Daha sonrasında J80'lerle, motorlu olan J80'lerle harp ikinci sınıftaki öğrenciler seyire çıkıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrenciler de 40.7 ve 60 fitlerle denize çıkmakta ve dördüncü sınıfa gelmiş bir öğrenci gayet rahat bir şekilde bu teknelerle seyir yapmakta. Biz denize çıktığımızda özellikle rüzgarla tanışmak ve denizlere alışıyoruz. Daha sonrasında donanmaya hazırlığımızı yapıyoruz ve bu sayede liderlik özelliklerimizi de geliştiriyoruz. Deniz Harp Okulu öğrencileri, üniversiteler arası spor organizasyonlarına ve harp okullar arasında icra edilen spor müsabakalarına da katılırlar. Uluslararası Askeri Spor Konseyi faaliyetleri kapsamında Deniz Pentatlonu takımı uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiştir. Hem ülkemizi tanıtmak hem de uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla her yıl okulda uluslararası denizcilik yarışmaları yapılır. Bu yarışmalara denizcilik alanında gelişmiş 10-15 ülkenin Deniz Harp Okulu öğrencileri katılır.
Deniz Harp Okulu'nda Bahriyeliler Alay Komutanlığı bünyesinde bulunan 4 kişilik yatakhanelerde kalırlar. Her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanan Bahriyelilere günümüzün gereklerine uygun her türlü imkan sağlanır. Ders dışı faaliyetler kapsamında öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla okulda çeşitli eğitsel kol faaliyetleri de icra edilir. Öğrencilerin psikolojik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, aynı zamanda da bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla faaliyet gösteren eğitsel kolları şöyle sıralayabiliriz. Gemi modelciliği, deniz harp tarihi araştırma ve inceleme, Atatürkçülük ve tarihi günleri anma, amatör balıkçılık, bilgisayar, kültür, edebiyat ve kitap, yayın, sinema, astronomi, resim, tiyatro, müzik, bilardo. Deniz Harp Okulu'nda tüm bunların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlik olarak konserler, tiyatrolar ve özellikle denizcilik ve tarih alanlarında sempozyumlar düzenlenmektedir. Genç Bahriyeli adaylarına 1. sınıfta gemi idare havuzunda ve okul gemilerinde liman eğitimleri verilir. Ayrıca eğitim yılı sonunda okul gemileriyle 5 hafta süreyle denizde uygulamalı eğitimler icra eder ve ülkemizin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz limanlarını ziyaret ederler. 2. sınıfta ise öğrencilere okuldaki eğitim botlarında deniz eğitimi, yıl sonunda ise kamp eğitimi verilir. Bu eğitimlerle Bahriyelilerin bireysel olarak takip ve kontrol edilmeden denizcilik yeteneklerini ve görevlerini sergileyebilmeleri hedeflenir. 3. sınıf bitiminde Açık Deniz Eğitimi 3 adı altında 4 hafta süreli okul gemileriyle denizde verilen uygulamalı eğitimler sonucunda yurt dışı limanları ziyaret edilir. 4. sınıf sonunda ise artık birer subay adayı olan öğrenciler donanma gemilerinde atanacakları görevlere yönelik olarak 5 hafta süreyle staj yaparlar. Eğitim sistemimiz bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli güncel hale getirilmekte ve çağın ötesinde teknolojiyi abrayacak şekilde güncelleştirmektedir. Dünyadaki gelişmelere göre okulumuzu daha yeniliklere açık biçimde sürekli geleceğe taşıyoruz. Değerli seyircilerimiz, sizlere bu programımızda Deniz Harp Okulu'nu tanıtmaya çalıştık. Bu okulda görev bilincine sahip, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleriyle donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, gelişime açık, komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip bireyler yetiştirilmeye çalışılıyor. Öğrencilerin hepsi azimli ve kararlı. Yüreklerinde vatan sevgisi, gelecek tüm tehditlere karşı göğüslerini siper ederek geleceğe emin adımlarla ve onurla ilerliyorlar. İcabında vatan! İcabında vatan! Cumhuriyet!